Evet arkadaşlar, 6 günlük Balkan turuna geldik. Sarajevo'dayız. Saraybosna, Türkçe söyleyelim. Bosna Hersek'ten başladık. İstanbul'dan buraya uçtuk. Dün şehir turu yaptık. Dünkü şehir turunun ardından bugün sabah otelde kaldıktan sonra Vrelo Bosna şehir parkından başladık. Burası Bosna Dağı'ndan kaynağın doğduğu yermiş. Yani Bosna'nın kaynağı anlamına geliyormuş. Kimlerle geldik? Kaç kişiyiz ya biz? 3 yetişkin, 2 çocuk. 5 kişiyiz. Ben, Aslı, Ayaz, Hakan ve Alp. Alpişko. El sallayayım. Vrelo Bosna'dan başladık. Ve bu da ilk yurt dışına çıkışım oldu. Aa, bu da Ayaz'ın ilk yurt dışına çıkışı. Evet. Pasaportuna damgayı yedi. Suyun çıktığı kaynaklardan birisi. Bu yeraltı suyu bak bu abi. Bu yeraltı suyu, evet evet. Evet, yeraltı suyu. Kaynak suyu. Arkadaki buz gibiydi su. Aa, yedi buz gibiydi değil mi lan? Buz gibi, donduk. Aa, donduk. Bu şehir parkının birçok yerinde su kaynağı var. Yani suyun çıktığı kaynak var ama bu en büyüğü diyebilirim. Birçok yerden Milaçka Nehri'nin kaynağı mevcut. Buradan başlar arkadaşlar, şehrin içerisine kadar devam eder. Evet, hop, hop. Şunlara bak, şunlara bak. Hop. Dipten bir şeyler yiyorlar. Hop. Çok güzel bir park. Havası çok temiz. Şu an 16 derece. Muhteşem bir hava var. Fresh, yani bizim nereyle tarif edebilirim? Ayder ve yukarısı, Karadeniz yaylalarındaki kadar temiz, muhteşem bir havası var. Burası 650 metre yüksekliğinde. Kentin kendisi zaten daha yüksekte olduğu için etrafı da tepelerle, dağlarla çevrili. Tam bir Karadeniz coğrafyası gibi ya. Tertemiz bir hava. Vrelo Bosna ile güne başladık. Yolumuza devam edeceğiz sonrasında. Burası bu topraklardaki Hırvatistan'a doğru inerken Osmanlı'nın sahip olduğu son köymüş. Merhaba arkadaşlar, şu anda Pochitel'deyiz. Şimdi bahsettiğim han hemen arkamızda arkadaşlar. Şu anda restoran olarak kullanılıyor. Kesme taştan yapılmış, çatılarında da kireçli kalker taşı kullanılmış. Buradaki yapıların çoğunda kireçli kalker taşı kullanılır. Neretva Nehri'nden çıkarılır. İç çıkarıldığında testereyle kesilebilecek kadar yumuşak, havaya temas ettikçe sertleşiyor. Özelliği nedir? Kışları mekanı sıcak, yazları serin tutan bir taş çeşitidir. Çatılarda genelde bu bölgede kireçli kalker taşı kullanılır. Bunun dışında sokaklar genelde Arnavut kaldırım taşlarıyla döşelidir arkadaşlar. Osmanlı zamanında olduğu gibi ya da benzer taş çeşitleriyle döşelidir. Tabii bunun üç sebebi var. Bir tanesi nemi en aza indirgen taş çeşididir. İkincisi bitkilerin şeylerinin diplerinin su almasını sağlar. Üç de su baskınlarına karşı dayanıklı taş çeşididir arkadaşlar. Arnavut kaldırımı denmesinin sebebi de İstanbul fethedildikten sonra ilk yolların yapımında çalışan ustalar, taş ustaları Arnavut taş ustalarıymış. O yüzden de Arnavut kaldırımı denmiş arkadaşlar. Köye baktığımızda şimdi bir cami, tam karşımızda bir cami var ayakta kalan. Bu cami yalnız enteresan, namaz kılmaya girerseniz ücretsiz, sadece görmeye girerseniz ücretli. Mimari açıdan çok farklı bir cami değil, onu söyleyebilirim sizlere. Ama isteyen girsin yine görsün. Geleneksel Türk evlerini andıran evler var. Andıran diyorum, sadece bazı ögelere benziyor. Genelde alt katlar kesme taştan, üst katlarda bizde genelde ahşap ağırlıklı yapılır ama burada çok fazla ahşap kullanılmamış arkadaşlar. İklimsel özelliklerle alakalı tabii ki. Kaleye çıkabilirsiniz. İsteyen, hani kendine güvenen, enerjisine güvenen çıkabilir. Ördek düşüyor, düşüyor, düşüyor. Düşecek mi bakalım? Hadi. Kaldı orada, düşmedi. Ayaz. Otosana köfte. Otosana balık.
Otosana mahsul nine. Burası Blagay Tekkesi. Zamanında Osmanlı Avrupa'ya İslamiyet'i yaymak için tekkeler kurarak halka çiftçiliği, tarımı, beraberinde farklı bitkiler yetiştirmeyi ve İslamiyet'in güzelliklerini öğreterek Müslümanlığı yaymış. Kılık zoruyla değil, iyilik ve güzellikle. Dolayısıyla en fazla Müslümanın olduğu yer de zaten Bosna Hersek olmuş ilk başta. Bogomiller neden hemen Hristiyanlıktan vazgeçip İslamiyet'i, çünkü Müslümanlığı kabul etmişler? Bogomil tarikatı işte 6. 7. yüzyılda sapkın bir tarikat olarak kabul ediliyor. Çünkü onlar Hazreti İsa'nın Tanrı'nın oğlu ya da Tanrı'nın ruhu olduğunu kabul etmiyorlar. Bir insan olup Tanrı'nın elçisi olduğunu kabul ediyorlar. Yani İslamiyet inancına çok daha yakın bir inançları var. O zaman bu sebepten dolayı çok katliamlara uğruyorlar. İnançlarından vazgeçmiyorlar. Sonra İslamiyet gelince inançlarına çok daha yakın olduğu için İslamiyet'i kolay kabul ediyorlar. Yani Bogomillerin şu anki Bogomiller bugünkü Boşnaklar. Boşnaklar. Boşnaklar ataları diyebiliriz. Evo stvaram polako pjesmu o tebi. Gledam tvoje tijelo, budujem za njih i ponavljam u sebi samo jedno. Bu topraklarda 1993 yılında çok büyük acılar çekildi. Srebrenica'da 8000 Müslüman Sırplar tarafından katledildi. Bir soykırım yaşandı. Çok ağır bir iç savaş oldu. Bosna aynı zamanda kuzeyde Sırplarla, güneyde de Hırvatlarla çatıştı. Hırvat topçusu 1993'te Mostar Köprüsü'nü top atışıyla yerle bir etti. Savaş bittikten sonra Türkiye'nin girişimiyle uluslararası bir konsorsiyum oluşturuldu. Köprünün inşaatına yeniden başlandı. Köprü 1500'lü yıllarda ilk yapıldığı zaman Mimar Sinan'ın öğrencilerinden Mimar Hayrettin köprüyü 9 yılda yapıyor. 500 yılın öncesinin teknolojisiyle. Yeniden inşaatı milenyum teknolojisiyle 7 yıl sürmüş. Ve açıldıktan 1 yıl sonra köprü yıkılmış. Sonra tekrar yapılıyor. Arasındaki kullanılan demirlerin üzerine kurşun kaplandığı keşfediliyor. Yani Mimar Hayrettin'in bulmuş olduğu bir yöntemle oksitlenmeyi engelleyici demirin üzerine kurşun kaplamış. Aynı şekilde bir daha tekrar tamir ediliyor, bakımı yapılıyor. Sonrasında tekrar açılıyor. Oh, Ayaz keyifte. Ljubi me, pa se priviti kuz mene i zapjevaj. Ako znaš.
et severlere duyurulur. Kuzu çevirme. Yaklaşık 7,5 saatlik yolculuğun ardından Belgrad'a vardık. Belgrad 1,5 milyon nüfuslu bölgenin, yani Balkanların en büyük kenti. Sanayisiyle birlikte gelişmiş bir kent. Eski kentten, kale içinden başlayarak kenti gezmeye başlayacağız. En büyük kale meydan parkı. İçerisinde müzeler, hayvanat bahçesi, basketbol sahası, deniz sportu, Jurassic Park, piknik alanları, birçok şey var. Birçok alanı bölüm barındırıyor. Her yıl turizm festivali oluyor yazları burada. O festivaller de bu alan içerisinde organize ediliyor arkadaşlar. Kale Meydanı, Eskişehir'in Kale Meydanı bölümlerini birbirine bağlayan kapılar var. Şimdi bizi karşılayan ilk kapı Leopold Kapısı arkadaşlar. Karlofça'da, Sremski-Karlofski kasabasında bahsettiğim yerde barış anlaşmasına imzalamak zorunda kalıyor Osmanlı. Belgrad tamamen resmi anlamda Osmanlı elinden çıkıyor. O dönemde Avusturya İmparatorluğu'nun başında da Leopold diye bir kral imparatorları var arkadaşlar. Onun adı veriliyor bu şeye, kapıya. Leopold Kapısı'ndan gireceğiz. Şimdi diğer kapıları görerek o bahsettiğim Tuna ve Sava nehirlerini panoramik gören panoramik noktaya geçeceğiz. Buyurun. Surların orijinal taşları şu karşılık taşlar arkadaşlar. Evet. Görüyor musunuz? Hani şehre Beograd denmesinin sebebi olan bölüm kısmı. Tam bu kapının adı da Zindan Gate. Zindan arkadaşlar, dedik ya 1000'den fazla kelime Türkiye'nin Balkan dillerine geçti diye. Bu kapının adı, solunda kalan kapının adı Kayınço Kapısı. Kayınço Kapısı. Kimdi Kayınço, hatırlayan var mı? He? Mandalı yakmış. Evet. Yıldırım Beyazıt'ın kayınçosu. Despot evet. Stefan Kapısı. Stefan Lazarevic. Despot deyince aklımıza hani bizim o hani otoriter anlamında despot gelmesin. Despot arkadaşlar, despotluk bir yönetim biçimidir. Despot da prens gibi bir şey diyelim. Despot Stefan Kapısı ya da Stefan Lazarevic Kapısı. Ben gireceğim araya. Araya ben giriyorum. Thank you.
başta şunu söyleyeyim. Burası 600 yıl Osmanlı egemenliği altında kalan topraklar. O yüzden burası sizin eviniz, eviniz gibi gezin. Bulunduğunuz taraf Üsküp'ün Makedon tarafı. Zengin taraf, Batı taraf. Bunu nasıl görüyoruz? Etrafındaki heykelleriyle. Ya da biraz daha düzeniyle, biraz daha temizliğiyle. Peki Makedon tarafı varsa bir taraf, Batı tarafı varsa bir diğer tarafı ne? Müslüman tarafıdır. Arnavut ya da Türk tarafıdır. O yüzden biz şu anda Makedon tarafındayız ama köprünün karşı tarafındaki taraf, orası artık Müslüman tarafı, Türk tarafı. Türk çarşısı zaten o yüzden. Onun için Üsküp'ü gezerken iki tarafını da gezmiş olacak Üsküp. Bir tarafı zengin haliyle, bol bol heykelleriyle var olan Üsküp'ün batı tarafı. Bu bölgede çok fazla, Türkiye'de çok fazla Müslüman yoktur. Ama çok ilginç, köprünün diğer tarafında, karşı tarafta da çok fazla Makedon yoktur. Öyle ayrılır Üsküp. Ha ne olur? Şimdi bugün Makedonlar çarşı tarafındaki, Müslüman tarafındaki nargileyi, çiğ köfteyi, çayı, kahveyi merak ederler. Çok fazla giderler bizim o taraflara. Biz de bu bölgede daha çok klapları, barları, eğlence mekanları buralarda olduğu için biz de buralara geliriz. Ama çok ilginç, ne olur gecenin bir yarısı evli evine, köylü köyüne döner. Köprünün üzerinde karşılaşırız. Çünkü iki tarafta ait oldukları bölgelere dönerler. O yüzden Müslümanlar bu bölgeden ayrılır, evlerine döner. Makedonlar gene o bölgeden ayrılır, evlerine döner. Bu taraf daha çok heykellerin var olduğu taraf. Hatta bakın, heykellerin o binanın en arka tarafındaki Üsküp'e girdiğinizde de görmüşsünüzdür. Haç var, devasa bir haç. Niçin? Çünkü Makedon heyeti Avrupalı bir heyetle geziyor bu bölgeyi. Avrupalı heyet diyor ki Makedonlara, burada bir Müslüman tarafı var, bir Türk tarafı var. Fakat burada bir batılı bir taraf yok. O yüzden Makedonlara 100 milyon euro yardım yapıyor. Makedonlar bu aldıkları büyük meblağı heykellere ya da yaptıkları bu 70 metrelik haç kulelerine, çan kulelerine harcıyorlar. Bu şekilde bu Makedon tarafı dediğimiz taraf dolu dolu gözükmüş oluyor. Şimdi bizler Makedon tarafından yavaş yavaş uzaklaşıp, ki vardı dizilerde, belki den gelmişsinizdir, görmüşsünüzdür. İki tane dizi çekildi bölgede çok popüler olan. Biri Elveda Rumeli, biri Balkan Dinlisi. Balkan Dinlisi'nde vardı Köfteci Süleyman'ın geçmediği köprü. Köfteci Süleyman koşuyor köprü üzerinden. Burada duruyor, kalıyor. Hala bu bölgeye geçmeyen bir kesim var Müslüman tarafında. Niçin? Çünkü burası Makedon tarafı diyor. Ben ait olduğum taraf benim o taraf değil diyor. Şimdi biz iki tarafı görmek için Makedon tarafından karşı tarafa doğru yürüyeceğiz. Osmanlı zamanında bir şehrin büyük şehir olarak ilan edilmesi için 3 tane kriter varmış. Bunlardan biri, şehrin etrafında dağlık alanlar, dağlık bölgeler var mı? Öyle ki karşımızda haçın olduğu dağ bile var, Bodna Dağı. Mesela Bodna Dağı'ndaki haç 70 metre ama o haçtan sonra Arnavut'un adı değil mi? Haçtan sonra yeni yapılan bütün camilerin minareleri 71 metre. Arnavutlar diyor ki 1 metre uzun olsun bizim olsun. Şimdi dağlık alanlar var. Yani şehir kendi kendini savunabilir mi? Savunabilir. Bir ikincisi, ovalar var mı? Vardır ovaları var. Uğruna türküler yazılan ovalar. Bir üçüncü kriter, bu ovaları sulayabilecek nehir var mı? Paşa'ya derler ki, paşam var. Var ama dar. Vardar oradan gelir. Var ama dardan. Peki nerede bu vardar? Tam altımızda akan nehir. Var ama dar dediğimiz nehir burası. Türklere konu olan Vardar nehri. Şimdi Üsküp'ü biz ne kadar anlatsak bir Yahya Kemal gibi anlatamayız. Şair bir kere buralı, Yahya Kemal Beyazıt Üsküp. Bir ikinci Üsküp'ten bahsederken de der ki, Üsküp ki Yıldırım Beyazıt Han diyarıdır. Evladı Fatih Han onun yadigarıdır. Firuze kubbelerle bizim şehrimizdir o. Sade bizim çehre ve ruhuyla bizdir o. Peki Yahya Kemal'in bahsettiği firuze kubbeler, o çehre, o ruh nerede? Karşı tarafta. Şimdi eskiden, çok da eski değil, 6-7 sene öncesinde merkez tarafında oturunca Makedon tarafında, orada bir kahve içince müthiş bir Üsküp manzarası vardı burayı görebileceğiniz. Peki bu adamlar ne yaptı? 100 milyon euroyu alınca yeni binalar yaptılar. Mesela şuradaki soldaki müze. Orası savaş müzesi. Peki Makedonya'nın girdiği bir savaş var mı? Yok. Ya da kocaman devasa bir arkeoloji müzesi yaptılar burada. Hatta biz daha eskiyiz demek için Yunan mimarisiyle yaptılar arkeoloji müzesini. Peki arkeoloji müzesi dolu mu? O da değil. Niye? Çünkü Makedonya neredeyse benle yaşıt bir ülke. 91 yılında kurulmuş. Dolayısıyla bu müzeyi dolduracak bir arkeoloji altyapısı da yok. Peki bunları ne yaptılar?
O zaman bu binaların var olmasının asıl sebebi set çekmek. Karşı taraftaki manzarayı kapatmak. İki tarafa ayırmak artık. Öyle düşünün, yapılan bütün heykellerin de çok fazla bu adamlarla alakası yok. Mesela Büyük İskender. Tamam da Büyük İskender Makedon değil. Makedon İmparatorluğu kurucusu. Tamam da Makedon İmparatorluğu nerede kurulmuş? Yunanistan. Yani bu adamlar çok daha eski bir medeniyet. Helen ya da Greek medeniyeti. Şimdi Makedonlar o yüzden İskender'i sahipleniyorlar. Başka bir kahramanları yok. Ya da sağ tarafımızda koltukta bir tane heykel var. O da Justinianus, Ayasofya'nın banisi. Diyorlar ki burada doğmuş, burada büyümüş. Hadi onu da sahipleniyorlar. Ya da karşı taraftaki iki tane heykel var, sağlı sollu. Onlar Bulgar kahramanı. Pituguli, Goçedelçen. Ya da karşımızda gene beyazlı bir heykel var. Beyaz mermer taştan yapılmış. O da bir Bulgar kralı, Çar Samuil. Bu adamlar kendi tarihleri olmadığı için dışarıdan bir kahraman olarak kendi tarihlerini yaratıyorlar. Mesela bu adamlar için önemli şey bu. Bu adamlar Osmanlı'ya karşı savaştı mı savaştı, o zaman dikin heykelin diyorlar. Üsküp bir ticaret, bir ipek yolu şehri. Anadolu'ya geçen ipek ticaret yolu Üsküp'ten de geçer. O yüzden çok meşhurdur Üsküp. Şimdi buradan da geçtiği için çok fazla tüccar buraya düştüğü için ister istemez yol buradan geçtiğinden dolayı. O yüzden bu bölgeye çok fazla hanlar ve hamamlar yapılır. Şimdi burası da bir han. Yalnız çok ilginç. Burada han olarak kapan an yazar. Ne kapandır doğrusu ne an. Kapan değildir, o kabbandır. Kabban tartı, ölçü birimi. An da değildir, handır. Ama bu bölgede han demezler. Mesela burada yukarıda yazıyor kapan an diye. H olmaz burada da, kullanılmaz. Niçin? Çünkü Hasan yoktur, Hasan vardır. Hastane yoktur, hastane vardır. Aynen. O şeyde, Trakya'da varmış öyle konuşmalar. O yüzden bu bölgede de H kullanılmaz. H kullanılmadığı için de han değildir, andır. Mesela Osmanlı döneminde buraya gelirsiniz, burası dönemin otelleri. Aşağıda bineklerinizi bağlarsınız, yukarıda konaklarsınız. Bir gün konaklarsınız ücretsiz, içiniz görülsün. İki gün konaklarsınız ücretsiz, üç gün konaklarsınız ücretsiz, tamam. Dördüncü gün inersiniz aşağıya yemek yemeye, bakarsınız ki çorbanız yok. Beşinci gün inersiniz salatanız yok. Altıncı gün inersiniz ana yemeğiniz yok. Çünkü artık misafir değilsiniz. Misafirin üç günü makbuldür. Beyim de buradan gelir. Üç günden sonra misafir olmadığınız için yavaş yavaş git derler size yemeklerinizi çekerek. Merkez Cami orası. Merkez Cami ismi Türk Cami. Burası Balkanların en büyük çarşısı. Mesela öyle düşünün. Şimdi çarşı içerisinde 11 tane cami var. Sadece bir tanesi Türk camidir. Bu ırk ayrımı olsun diye değil. Bölgede zaten ırk ayrımı yok. Türkler ve Arnavutlar aynıdır. Birbirlerini ayırmazlar. Benim mesela annem Arnavut, babam Türk. Öyle bir ayrım olmaz. Makedonlarla ayrım olur. Bu cadde şöyle 2 kilometre uzanıyor. Burası tamamen Kuyumcular Sokağı. Çünkü Kuyumcular niçin bu kadar çok var? Arnavutların meşhurdur düğünleri. Kızın dirseğine kadar yoksa altını, o düğün olmaz. Ben o yüzden hala bekarım. Bol altın olmaz. Hatta bu da yeterli değil. Hani altını buldunuz. Altını buldunuz öyle ki. Evleniyor musunuz? Hayır. Çünkü bu adamların evlenmek için çintanları var, kıyafet. Çintan dediğiniz bir Arnavut kıyafetidir, kaftan. Onlar altın işlemelidir, el işlemesi. Onların tanesi 4000 Euro'dur. Gece boyunca 7 tane değiştirmesi lazım kızın onu. Ama artık... Kaçan var mı? Öyle, kaçan var. Genelde kaçan oluyor hocam. Güzel bir noktaya temas ediyoruz. Arnavutlar da hiç düzgün bir evlilik görmedik. Hep biz kaçıyor. Peki arkadaşlar da oturan kalan tarafı. Ben. Sağ olun. Hocam. Türkiye'de şimdi HES kodu diye bir şey çıktı ya, pandemi zamanında. Evet hocam. Baban yazmış, başında E büyük, taş yok, HES kodu. Baba dedim, tamam sen dedim Trakyalısın ya dedim. HES, vallahi tam öyle. Yazarken de HES kodu diye yazmış. bizim köken buralar zaten. Bizimkiler de Boşnak. Burada Bulgaristan'a gelmişler. Ama sizin o zaman boy, post oradan geliyor hani biraz daha. 200 yıl önce Bulgaristan'a geliyorlar. 1820'de Sırplar kovalıyor. Oradan da Bulgarlar kovalıyor. 1900'lerin başında da Trakya'ya gelmişler.